Merak ettiğimiz tüm soruların cevabını diyetisyen Büşra Çengel'den alacağız. Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konuğu Avrasya Hastanesi diyetisyeni Büşra Çengel oldu. Yeni yıl yaklaşıyor ve malum kış ayları içerisindeyiz. Peki yeni yıla nasıl fit gireriz ve kış aylarında kilolarımızı nasıl muhafaza ederiz ve diyetlerimize nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Merak ettiğimiz tüm soruların cevabını diyetisyen Büşra Çengel'den alacağız. Büşra Hanım branşında çok başarılı bir diyetisyen ve tabii kendisiyle istişare eden, artık aileden biri olarak görüyoruz. Onlara hasta demiyoruz. Çok da güzel yönlendiriyor, doğru bilgiler veriyor. Bu doğru bilgilerle bugün bizleri bilgilendirecekler. Diyetisyen Büşra Çengel, sağlıklı beslenme adına gün içerisindeki beslenme planı hakkında bilgiler verdi. Öncelikle kendimize bir hedef belirleyelim yeni yılda daha sağlıklı olabilmek adına. Fazla kilolarımızdan kurtulalım. Eğer ki 5-10 kilomuz varsa bunları mutlaka çözelim ki yeni yılı daha sağlıklı bir şekilde geçirelim. O sabah mutlaka kahvaltıyla başlayalım güne. Kahvaltısız olmuyor biliyoruz ki. Mutlaka yumurta. Yumurta bizi hem gün boyunca tok tutacak hem de anne sütünden sonra en değerli besinimiz bizim yumurta aslında. O gün öğlen biraz daha hafif geçirilmesini istiyoruz. Salata tüketebiliriz. Tavuklu bir salata olabilir, köfteli veya etli bir salata olabilir. Ara öğünlerimizde meyve, kefir veya süt tüketebiliriz. O akşam daha yavaş yavaş sindire sindire aile ortamında huzurlu bir şekilde aslında yemeğimizi yersek her yemekten azar azar tükettiğimizde zaten o kontrolü sağlamış olacağız. Çengel, bilinçsiz yapılan diyetlerin vücuda verdiği zararlara da değindi. Yanlış diyet yaptığında veya kendi başına diyet yaptığında özellikle bir besin grubundan kendisini aslında aç bırakıyor diyelim. Örneğin ya işte karbonhidrat grubunu tüketmiyor ya proteinini eksik alıyor veya işte sebzesini meyvesini tüketmiyor zayıflamak adına. Bu yüzden illaki görülebiliyor kişi tek başına diyet yaptığında. Bizdeki diyetteki amaç aslında tüm besin gruplarını belirli oranlarda yazdığımız için kişide böyle bir eksiklik söz konusu olmuyor. Vücutta oluşan ödemlerin oluşumuna da değinen Çengel, ödeme sebep olan etkenleri sıralarken doğal yollarla vücuttan ödem atma yollarına da değindi. Ödem neden oluşur? Eğer kişi düzenli uyumuyorsa, düzenli bir uyku alışkanlığı yoksa veya çok fazla tuzlu tüketiyorsa veya belirli bir ilaç kullanımına bağlı da bazen ödem oluşabiliyor. Sabah kalktığımızda böyle kendimizi o gün daha çirkin hissederiz, daha böyle şiş şiş hissederiz. Bunda aslında eğer ki geçmek bilmeyen bir ödem varsa ve kendinizi çok şiş hissediyorsanız mutlaka öncelikle bir hekime başvurmakta fayda var. Belki ilaç kullanımına bağlı da olabilir. Fakat beslenme anlamında mutlaka suyu eksik etmemek gerekiyor. Hani vücudumda zaten su var, niye tekrar su içeyim gibi değil de vücut ihtiyacı olana kadar alsın, sonrasında fazlasını dışarı atıyor zaten. Ödeme en güzel gideren şey su. Kişi eve geldiğinde ayaklarını özellikle bayanlar topuklu ayakkabı giyiyorsa gün içerisinde ödem gözükebiliyor. Ayaklarını biraz yüksek kaldırdıklarında 2-3 yastık üzerine koyduğunda ve bir 15-20 dakika dinlendirdiklerinde bu da ödeme çok iyi geliyor. Yine bitki çaylarından fayda sağlayabiliriz. Kiraz sapı çayı, mısır püskülüyle biraz papatya ile birlikte karıştırdığımızda günde bir fincan bunu içtiğinde ödeme çok iyi gelecektir.